Bir şekilde, detaylı bir şekilde yer alıyor. Enteresandır. Kur'an-ı Kerim bazı mesajları, bazı düşünce ve fikirleri kıssalar veya meseleler üzerinden anlatır değerli gençler. Yani o fikri barındıran, o düşünceyi, o mesajı içinde taşıyan bir kıssayı, bir tarihi olayı alır ve bize aktarır. Aslında amaç o kıssayı, o olayı anlatmak değil. O kıssa üzerinde bir mesaj ulaştırabilmek. Kıssa, Eshab-ı Kehf kıssası. Belediye başkanı belirtti, efsane değil. Hikaye değil. Çünkü Kehf suresinde belirtiyor ki Nahrına bussu aleyke nebe'en bilhak. Biz size bir hakikat olan, bir yaşanmışlık olan bir kıssayı anlatıyoruz diyor. Efsane değil, hikaye değil. Olay bizzat yaşanılmış ve bizden çok bu konuya özellikle Hristiyanlar hakim de biliyorlar. Burada Allah-u Teala bu gençlerden bahsederken detaya inmek istemiyorum. Bu Kehf suresinde iz evvelfik yetubiler kerdir. Bu gençler mağaraya vardıklarında özellikle anlatmayacağım ama ondan da girecekmiş. Bu gençler mağaraya vardıklarında Mekal-ı Muhittiler kine Rabbena atina min ledunke rahme. Rabbimiz katından bize bir merhamet verdi. Ve heyyi lena min emrine raşeda. Ve bize öyle bir bilinç, öyle bir şuur ver ki biz bununla, bu bilinçle, bu şuurla doğru yolu bulalım dediler. Ve devamındaki ayette de diyor ki innehum fidyetun amenu bi rabbihim. İşte böyle dua eden o gençler var ya, biz onların dualarını kabul ettik. Tezadetum iman. Onların imanlarını, onların inançlarını kuvvetlendirdik diyor. Ve berabetna ala kulubihim. Ve onların kalplerini sağlamlaştırdık diyor. Ve onlar dediler ki Rabbuna Rabbus semavati vel ard. Biz birçok tanrıya değil, sadece ve sadece yeri ve göğü yaratan, sadece ve sadece yeri ve göğü yaratan tek Allah'a inandınız dediler. Ve bunların hayat felsefeleri, düşünceleri bu inanç üzerine bina edildi. Şimdi diyeceksiniz bu kıssa Kur'an'da niye yer alıyor? Bu kıssa bu sure indiğinde Peygamberimiz daha hala henüz Mekke'deydi. Mekke'de Peygamberimiz Risalet davasını, Peygamber davasını, Peygamber görevini tebliğ etmeye başladığında etrafındaki insanlar daha çok gençlerden müteşekkildi, gençlerden oluşuyordu. Bu gençlerin bir kısmı varlıklı aile çocukları, bir kısmı da Selman'ın Farisi gibi, Bilal-i Habeşi gibi fakir aile çocukları, hatta kölelerdi. Peygamberimize teklif şu geldi. Muhammed, sen bir şeyler anlatıyorsun, bir şeyler söylüyorsun ama etrafındakiler çoluk çocuk. Henüz işte düşünce anlamında ergen olan, ne yaptığını, ne düşündüğünü bilmeyen bir genç grubu var, grup var etrafında. Bu gençleri uzaklaştırırsan biraz, belki senin yanına yaklaşırız. Sen ne diyorsun, ne düşünüyorsun, ne anlatıyorsun? Belki seni dinleriz. Yeni bir teklif vardı Peygamberimiz. Peygamberimiz asla bunu kabul etmedi. Yani ne Bilal'i etrafından kovdu, ne Selman'ı, ne Bilal'i, ne İbn-i Mesud'u, ne özellikle Ammar bin Yasir'i hiçbirimizin uzaklaştırmadı. Tam tersine onları yanından hiç ayırmadı. Şuraya gelmek istiyorum. Bu Eshab-ı Kehf gençleriyle, mağara arkadaşlar dediğimiz bu gençlerle Peygamberimizin dönemindeki gençler şöyle kıyasladığımızda birçok benzer yönlerinin olduklarını görmekteyiz. Şöyle ki bazı gençler vardı ki babasının varlığını, ailesinin şerefle işte ne bileyim nüfusunu, her şeylerin tersiyle gitmişti. O köleler her türlü işkenceye razı olmuşlardı ve Peygamberin etrafından ayrılmıyorlardı. Bu gençler de, Eshab-ı Kehf dediğimiz bu gençler de tevhidi düşünceyle tanıştıklarında, biliyorsunuz Roma çok tanrılı, putperest bir düşünceye sahipti. Roma İmparatorluğundaki dini inanış böyleydi. Ve o Roma Krallığı'nın büyük bir otoritesi, halkın üzerinde büyük bir nüfusu, bu dini de kullanarak, tanrılar da kullanarak halkı yönetiyorlar ve istediği şekilde de
halka her türlü zulmü, işkenceyi de yapabiliyorlardı. Bu gençler bu tehdit düşünceyle tanıştıklarında yaptıkları şu, demin belirttiğim gibi, hayır, biz Roma'nın, Roma İmparatorluğu'nun 1, 2, 3, 4, 5, 6 neyse onlarca tanrıları var yani. Biz hepsini reddediyoruz. Biz sadece ve sadece Hazreti İsa'nın haber verdiği yeri ve göğü yaratan tek Tanrı'ya, tek Allah'a iman ediyoruz dediler ve ayaklandılar, kıyam ettiler. Bu gençler kimisi sarayda, Dakyanus'un sarayındalar, kimisi ordu komutanı, kimisi muhasebeye bakıyor. Bu kadar eğitimli gençler yani, resmen gençler değil, varlıklı gençler. Ama hepsi sarayda elinin tersiyle itiyor, ordu komutanlığını, muhasebe müdürlüğünü, hepsi inançları uğruna her şekilde ediyorlar. Kısaca verilmek istenen değerli gençler, mesaj şu, uzatmak istemiyorum. Çünkü günümüz gençliğinin de en çok bu ilke, bu erdeme ihtiyacı var. Allah-u Teala o Mekke dönemindeki gençlere şunu söylüyor. Bak, bir zamanlar Hazreti İsa döneminde, Hazreti İsa'nın tek Allah inancına tabi olan, inanan gençler vardı. Bu gençler öyle ilkeli, öyle erdemli gençlerdi ki inançları uğruna, başkan belirtti, inançları uğruna o kadar samimi davrandılar ve o kadar felakat bir duruş sergilediler ki sarayı ellerinin tersleriyle gittiler, saraydaki makamları ellerinin tersleriyle gittiler. İnançları, ilkeleri, erdemleri, değerleri neyse öyle bir duruş sergilediler. Ve dediler ki, çünkü bunu yaparsa sıkıntı var, bunu yaparsa hapis var, bunu yaparsa idam var. Ve dediler ki, Rabbimiz bize bu konuda yardım eyle, bize bilinç ver, bize şuur ver ki yolumuzu bulabilelim. Allah Teala onların dualarını kabul etti. İşte dedi Mekkeli gençler, tarihte böyle gençler vardı. Siz de bu gençleri örnek alın, bunlar gibi olun. Unutmayın, eğer inandığınız gibi yaşarsanız, inandığınız gibi hareket ederseniz, ilkelerle hareket ederseniz Allah sizinledir. Değerli gençler, şunu unutmayın, bu ülkenin sizlere ihtiyacı var. Ashab-ı Kehf suresi size de mesaj vermek istiyor. Bugün bir okul kazanmışsınız, kazandığınız okul öyle sıradan bir okul değil, güzel bir okul. İnşallah sağ selim başarılı bir şekilde bitirirsiniz. Kendinize, ailenize, ülkemize ve insanlığa faydalı, yararlı bireyler olursunuz. Duamız bu. Ama bu ne ister? Bu bir inanç ister, bu bir ilke ister, bu bir değer ister, bu bir erdem ister. Benim istirhamım bu Ashab-ı Kehf üzerinden inancınız olsun, ilkeleriniz olsun, değerleriniz olsun, vatan sevgisi, bayrak sevgisi, ezan sevgisi, görev bilinci, sorumluluk bilinci, bunlar ancak inançla olur. İnanç yoksa inanın bunların birini gerçekleştiremezsiniz. Unutmayınız, medeniyetler, devletler ve milletler inançlı, ilkeli, erdemli, bilgili insanların omuzlarına yükselir. Yoksa hiçbir devlet unuttururken güçlü olmaz. Hiçbir millet unuttururken bir medeniyet oluşturmaz. Tekrar söylüyorum, medeniyetlerin, devletlerin oluşması için sizler gibi inançlı, değerli, erdemli gençlere ihtiyaç vardır. Bu şekilde başı dik, hak ve hukuku gözeten, adalet nedir bilen, görev ve sorumluluk nedir bilen, ilkeli, değerli, erdemli gençlere selam olsun.